Herkese merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinde kesirlerle alakalı test çözeceğiz. Siz kağıdınızı kaleminize alıp beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Siz de soruları çözmeye başlayın. Evet, birinci soruyu ben okuyorum. Siz de cevaplıyorsunuz. Yukarıdaki meyvelerden kaç tanesi bütündür diye sormuş. Evet, hemen ne yapıyoruz? Parçalara ayrılmamış tam hali olan meyveyi, bütün meyveyi bulalım. Kaç tane meyve var çocuklar? Bakın, bir... İki tane bütün meyve var. Cevabım A. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinin yarısı boyanmıştır diyor. Evet, iki eş parçasından bir tanesi boyalı olan üçgeni bulacağım ben. Evet, hemen bulabiliyoruz. Cevabımız nedir çocuklar? Evet, iki eş parçadan bir tanesi boyanmış, yarısı boyanmış. Cevabım B. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Bir bütün kaç çeyrekten oluşmaktadır? Evet, bir tane bütün kaç çeyrekten oluşmaktaydı çocuklar? Yani dört eş parçasından her bir tanesi neydi? Çeyrekti. O zaman bir bütün dört çeyrekten oluşmaktadır diyebiliyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Ezgi'nin yediği parça bütün simitinin ne kadarıdır diyor. Ezgi bir simiti dört eş parçaya bölmüştür. Parçalardan iki tanesini yemiştir. Şimdi şöyle bir simit düşünelim. Simiti ne yapmış? Dört eş parçaya bölmüş ve bu parçalardan da iki tanesini yemiş. Yani bir bütünün ne kadarını yemiştir o zaman çocuklar? Evet, bir bütünün yarısını yemiştir. Evet, gelelim 5. sorumuza. Buna göre diyor, şeklin boyalı hali hangisi olabilir? Bir kare çizdim. Çizdiğim kareyi 8 parçaya böldüm ve karenin çeyreğini boyadım. Hangisi olabilir diye bana soruyor. Yani 4 eş parçadan bir tanesi çeyrek olduğu için şıklara bakıyorum. Hangisidir çocuklar bu karenin çeyreği? Evet, B şıkkı. Karenin çeyreğini boyamış. Doğru cevabım B. Evet, hemen arkadan devam ediyorum sorularıma. 6. soruya bakalım. Buna göre Aslı ve Efe'nin boyadığı şekiller hangi seçenekler olabilir? Bir çemberin yarısını boyadım. Aslı bir çemberin yarısını boyamış. Efe ise bir dikdörtgenin çeyreğini boyamış. Hemen bakalım. Çemberin yarısını boyayan Aslı hangisi olabilir? Bakalım, evet, çemberin yarısını boyamış. Çemberin yarısını boyamış. Çemberin nesini boyamış? Çeyreğini boyamış. O zaman C şıkkını hemen elerim. Bir dikdörtgenin çeyreğini boyadım. Evet, yani 4 eş parçasından bir tanesini boyayacaktı. O zaman A şıkkını da elerim. Doğru cevabım nedir çocuklar? Bakın, dikdörtgenin çeyreğini, yani 4 eş parçasından bir tanesini boyadığı için doğru cevabım B. Görseli verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bakalım görselimize. Görselin ne kadarı boyanmış çocuklar? Görselin tam yarısı boyanmış. Yani hangisidir? Yarım. Evet, gelelim 8. sorumuza. Taner kutucuklarıyla sırasıyla hangi seçenekteki gibi tamamlanmalıdır? Doğru ifadelerin başına gülücük koyacağız şimdi. Evet, 4 bütün 8 yarımdır demiş. Evet çocuklar, 4 bütün 8 yarımdır. O zaman buna ne deriz? Gülücük koyarız. Evet, 4 bütün 8 yarım. 12 çeyrek 3 bütündür demiş. Evet, 12 çeyrek 3 bütündü. Bir çeyrekte 4 tane, bir bütünde 4 çeyrek vardı. 12 çeyrekte nedir o zaman? 3 bütündür. Buna da gülücük koyarım. Evet, 6 yarıma 3 çeyrek demiş. Bu yanlış bir ifadedir. O yüzden buna gülücük koymuyorum. O zaman seçeneğim hangisi olacak? A şıkkındaki gibi olacak. Evet, 9. sorumuza bakalım. Yukarıdaki modellenen kesir hangi seçenekte doğru ifade edilmiştir? Evet, bakalım şeklimize. Şeklimizin 4 eş parçasından bir tanesi boyanmış. Yani ne kadarı boyanmıştır çocuklar?
çeyreği boyanmıştır. Doğru cevabım C şıkkıdır diyebilirim. Evet çocuklar, siz de doğrularınızı yanlışlarınızı kontrol edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.